Merhaba. İlk izleyicimiz var. Şimdi bugün ne ön hazırlık size için yaptım ne bir şey yaptım. Dün bir tane soru geldi. Haber de vermedim biliyorum. Biraz sıkıntılı da yetişemedim. Yani bu bütün organizasyon hali benim derdim. Olacak büyük ihtimalle. Başlamadan önce bugün duası da bunun konu olacak. Bir soru bunun ilgili. Belki Instagram biraz aşağı, yukarı pardon alıyorum daha kolay. Kargaşa da gördünüz. İyi. Tamam. Dediğim gibi bugün duası bunun olarak konu olacak. Raf ömrü var mı yok mu? Raf ömrü nedir? Nasıl belirteceğiz? Konuşmak istiyorum. O sizden geldi. Ve bir iki tane haber vermek istiyorum. Cuma günden itibaren okul tatili var. Anneler biliyorlar. Okul tatil anneler için her zaman sıkıntılı. Özellikle çalışan anneler için sıkıntılı. Büyük ihtimalle, gelecek çarşamba Facebook Live yapamayacağım. Henüz bilmiyorum ama sanki öyle gözüküyor. Ama bir hafta sonra Facebook, yani sabun atölye live olacak. Ama ders halinde. Yani orada yeni bir şey demek istiyorum. Size bir geçen yayında sanki söyledim. Doğal sabun, bitkiler, doğal sabun kosmetikler nasıl kullanılır? Onu ders halinde live workshop olarak 2 hafta sonra yapmak istiyorum. Workshop büyük ihtimalle 1,5 saat sürecek. Belki bile 2, size biraz bağlı, sorularınıza bağlı. Onu da gelecek hafta yayın yapacağım kayıt olmak için. Çünkü bir dosya da ilave olacak. O dosya indirebilmek için kayıt olmanız gerekir. Yani o haber vermek istedim. Dediğim gibi büyük ihtimalle gelecek çarşamba bir sabun atölye live olamayacak. Ama bir sonraki hafta çocuklara dağıttım, paketledim bir yere. O zaman bir tane workshop yapmak istiyorum. Online workshop. Bitkiler, sabun ve kosmetikler nasıl yapılır, nasıl kullanabilen ve böyle şeylere yazacağız. Bugün sizden gelen bir soru vardı. Şimdi kimden geldim not almadım. Kusura bakmayın. Sabun raf ömrü var mı yok mu? Sabun bozuluğu mu? Raf ömrü nasıl yapabilir miyiz? Bunu açıklamak için biraz geri gitmek istiyorum. Veya daha doğrusu biraz şey yani adım geri atmak istiyorum. Raf ömrü nedir? Şimdi raf ömrü genelde gıdalarda kullanılan bir termin. Ve bu ne demek? Yani bu kadar dolapta ideal saklama koşulları altında kesinlikle bozulmaz demek raf ömrü. Şimdi Türkçe'de ve İngilizce, Almanca'da yani bu üç dil karşılaştırabilirim. Hep ufak bir fark var. Türkçe mesela son tüketim tarihi yazıyor. Raf ömrü belirtmek için. Yurt dışında ama hem İngilizce hem Almanca en az dayanıklı. Yani tercüme yapıyorsanız öyle diyor bu. En az dayanan tarihi. Yani bu tarihe kadar kesinlikle dayanacak. Büyük ihtimalle daha uzun zaman bile kullanabilirsiniz. Gıdalarda onu görüyorsunuz. Mesela genelde raf ömrü veya son tüketim tarihi ulaştığın anda marketlerde indirimli satıyor. Çünkü bu tarihten itibaren satmak yasak onlara. Ama eve alıyorsun ya da evdeki buzdolapta bile bakıyorsun son tüketim tarihi ulaştığın zaman bir yoğurt mesela açıyorsun koku, renk hala iyiyse yiyebilirsin. Bir şey genelde olmaz. Yani bu daha kanuni resmi şeyleri. Gıdalar için, pardon, kosmetikler için de böyle bir belirtmeleri var. Bunlar da ama bir tarafta belki gördünüz şimdi onun için örnek hazırladım. Kusura bakmayın. Bazen görüyorsun böyle kum saati işareti var. Ve açık bir kavanoz arasında var kosmetikler üzerinde. Kum saati ne demek? Kum saati varsa genelde bu demek bu ürün testlerde 24 ay altında dayanıklı olduğun için bunun son tüketim tarihi var.
Yani bugüne kadar satış aşısına bundan sonra kendinize bakmanız lazım. Bozuldu, bozulmadı diye. Açık kavanoz varsa o zaman testlerde 24 ay daha uzun zaman dayanıyordu. Ortaya çıktı ve bu yüzden açtıktan sonra yani ürün açtıktan sonra en az bu kadar ay kullanabilirsin. Bazen burada hala bir sıkıntı olabilir. Çünkü bu testlere bile tırmış bir ürün ama tabii ki partiden farklı olabilir. Şimdi bu dediğim gibi son tüketim tarihi, raf ömrü, pause yani bu pause sembolü olarak geçiyor. Yani period after opening bu açık kavanoz. Her zaman bozuldu demek değil. Ama bunu nasıl belirtiyoruz? Mesela diyorsunuz bir ürün piyasaya sürmek istiyorsunuz. Bir tane stability testinden geçmen lazım. Şimdi İngilizce arama yapıyorsanız ya da Avrupa'ya arama yapıyorsanız farklı belirtiler de çıkıyor stability testi de. Çünkü Amerika'daki stability testi kanuna göre biraz farklı biz Avrupa'daki kanuna göre ve Türkiye'deki kanun Avrupa kanunu örnek olarak kullandığı için biz Avrupa'ya bakmamız lazım. Stability test Avrupa'da challenge test ve mikrobiyoloji test demektir. O bunun bir parçası ama buna ait girmiyor. Stability test tamam sadece raf ömrü belirtmek için yapan bir test. Onu nasıl yapıyorlar? Bir tane ürün alıyorsun. Ben şu anda sabunla konuştuğumuz için sabun örneklerim var. Bunları genelde üç farklı yerde, üç farklı koşullar altında test ediyorsun. Bir tane standart ideal koşu, yani en ideal koşulları koşul olarak o zaman koşullar olarak koşul altında saklıyorsun. Bir tanesi acayip sıcak ve nemli ortamda. Genelde 40 derece örnek olarak yapıyor. Yani Antalya'nın yaz havası düşünün. Veya kış ortamda yani soğuk ve donma değil ama genelde 8 derece, 3 derece böyle şeyleri. Şu andaki bugün kanun halinde bunu üretici kendine belirtiyor. Henüz bir standart belirtmemiş bunun için. Bir tarafta da mantıklı çünkü her ürün farklı bir faktörle test etmemiz lazım. Yani mesela bir lip balm diyorsunuz ya bir dudak parlatıcı yapıyorsan onun sıcaklığı bir sıkıntı olabilir. Belki eriyebilir sıcaklıkta. Doğal sabun sıcaklıkta erimez. Yani o zaman orada katı mı değil mi kıvamı kontrol etmek mantıklı olmuyor. Bir krem ama mesela sıcaklıkta, soğuklukta da ayrışma yapabilir. Yani su ve yağ ayrışımı fazla da ayrışmış olabilir. Artık emulsiyon halinde olmuyor. Da, şey, yani o da bir istediğiniz bir sonuç değil. Şimdi dediğim gibi ideal koşullar, sıcak koşullar, soğuk koşullar. Genelde bunu 24 ay boyunca çünkü önce dedim ya bu power sembolü yani bu açık havanız 24 ay sınırı var. Geçmek için 24 ay boyunca bunu kontrol etmen lazım. Kıvamı hali ve şey yani haftada bir her ilk 3 hafta ürünüm nasıl davranıyor? Bu soğuk koşullarda nasıldı? Bu sıcak havada nasıldı? Bir şey oldu mu? Bunu ama genelde tabii ki bir zaman 24 ay beklemek zamanımız genelde yok. Bunu bir tane test ortamlarda var. Daha şey hızlandırılmış raf ömrü testi, stabilite testi var. Onlar da genelde yani düşün bir fırınla bir tas fırın sokuyorlar ya da bir tas buzdolabı sokuyorlar. Orada bu test hızlandırılmış şeklinde yapabilirler. Bu genelde o zaman sonuçta 3-4 ay içinde çekiyorlar. Şimdi dediğim gibi her üretici kendine belirtiyor hangi faktörle kontrol etmek istiyor. Ve aynı zaman ne kadar uzun zaman kontrol etmek istiyor. Ama genelde yani 24 ay bizim hedefimiz. Şimdi faktörler kendine belirtildiği için o zaman bu faktörlere uygun ya da uygun değil mi kendisi de belirtebilir. Dediğim gibi yani
Mesela sabunla da bakıyoruz, sabun olarak örnek yapıyorsak, mesela şu sabun, şimdi karmada tersine, acayip çekme yapıyordu. Bu senin için hala uygun mu değil mi? Onu sen karar vermen lazım. Bu yüzden testten geçti geçmedi o anda sizin elinizde. Bu sabun mesela renk değişmiş, sarı oldu, o bembeyazdı. Sene için uygun mu değil mi? O anda siz bunu belirtiyorsunuz. Bu sabunda pek bir derdi yok ama mesela bu da, pardon, önce bir kamera. Bu sabunda bir delik var. Şurada biz bu kamera ters gidiyor. Bu da bir delik var. Bu hala size uygun mu değil mi? Onu siz belirtmeniz gerekiyor. Yani bu stabilitesi testi, ürünüz geçti geçmedi, kendinizi belirtiyorsunuz. Benim bir arkadaşım bunların mesela örnek olarak arabada dolaştırıyor. Çünkü onun bir hislendirilmiş stabil testi yapabilmek için aletimiz yok, pahalı onların laboratuvar malzemeler. Onunla arabada sokuyorlar. Kışında, yazında öyle. Yani oradaki hava şartları ev ortamından biraz daha keskin, ondan daha çabuk sonuç alabilir. Buzdolapta da sokabilirsiniz. Ama dediğim gibi mesela buzdolap doğalsa bunun için hiçbir faydası, yani hiçbir fark yaratmıyor. Ondan bunu faktör kontrol etmen orada gerek kalmayabilir. Şimdi tamam, onu yazdım. Şimdi burada bir soru var. Evet, canlı yayınlarım bir tarafta Facebook'ta kayıtlı oluyor, bir tarafta sabunatelier.com'dan, orada normal blog yazı olarak da kayıtlı oluyorlar. Şimdi bütün konu nereden başladı? Bütün konu bu mesela, bir tanesi bunda, bu sarı benekler var. Nedense? Pardon. Facebook'taki kamera yok, daha iyi olmadı. Yani biraz şey. Bu sarı benekler. Belki bazı sabunları da gördünüz. Bu sabun bir sene önce yaptık ve bu sabun sarı benekli oldular. Bu sarı benekli nedir? Bunlar şey no. Bunlar yağların yani şey acılı şey içindeki yağ acımaya başladı. Şu o zaman böyle bir sarı, sonra turuncu dönen benekler oluyor. İngilizce onlar dust diyorlar. Dreaded orange spots. Pek bir teknik isim değil. O da sabuncular arasında bu isim kaydını o çıkarttılar. Şimdi bunu da burada. Yok değil, kamera ters. Yani bunlara bir sıkıntı mı? İlk olarak tabii ki görünüm olarak onda bir sıkıntı. Tasarımınız varsa o zaman da büyük bir sıkıntı. Ama sabun bozuldu anlamda gelmiyor bu. Sabun gene de sabunların bir bozulma ben doğru dürüst görmedim. Yani şu noktada sizi görünüm olarak rahatsız edebilirler ama bu sabun artık kullanamıyorum anlamda gelmez. Çünkü dediğim gibi bu sadece yağ acımaya bir şeydi. Yani yemek istiyorsun, acı bir yağ yemek istemiyorsun. Ama bu da sabun için büyük fark yapmaz. Zamanla koku değiştirebilir. O zaman diyebiliriz ya bu artık kullanım için uygun değil. Onu artık kullanmayın. O bozuldu. Ama koku dışında, yani kokusuzluğu rahatsız etmiyorsa bu sabun hala kullanabilirsin. Ama dediğim gibi tamam böyle sarı oluyorsa koku gerçekten yani acı olmaya başlıyor. Hoş değil. Kullanabilirsin. Acil durumda kullanabilirsin. Başka bir şeyiniz yoksa kullanabilirsin. Ama dediğim gibi yani hoş değil. Dediğim gibi başka ne bozulma olabilir? Burada biraz önce gösterdim. Çekme yaptı. Yani burada yani böyle göbek yaptı. Hemen onu kamerada gözüküyor mu? Yani sabun böyle bir göbek, pardon, böyle ve şurada böyle bir göbek yaptı. Aynı zaman renk bulaştı. Bu bozulma mı? Bence hayır, sadece görünüm olarak pek hoş olmayabilir ama
Evde lavaboda beni rahatsız etmez. Aynı zaman bu da mesela bu saf zeytinyağlı sabun. Not aldım. Bu sabun Temmuz 2015'te yaptım. Yani öyle istiyorsan raf ömrü topladı, çöpe atmam gerekiyordu raf ömrüye bakıyorsam. Bu sabun bile daha güzel. Bu sabun Eylül 2014'te yaptım. Saf zeytinyağlı sabun. Sıkıntı renk dışında bir şey yok. Koku yok. Hiç koku bile yok. Yani ne acı koku ne başka bir koku. O sabun sanki esanssız yaptım. Ne olabilir? Koku kaçmış olabilir. Uzun zaman depoladığımız için sabun kokusu azalmış, kaçmış olabilir. Çoğu zaman ama bunları kullanınca koku tekrar çıkıyor. Çünkü şu üstte yüzey kuruduğu için koku çıkamıyor. Yani genelde kullandığı zaman tekrar kullanabilirsiniz. Burada bir soru var. Açık kavanozun bölündüğü süresi geçsen de kullanıyorum. Özellikle bitkisel yağda zararlı değil miydi? Zararlı değil ama şimdi böyle. Yani ilk olarak burnunuzu gözünüz inanın. Gıda için bu da aynı. Önce koklayın, bakın. Tadına bakın mümkünse mesela yani bazı yağlarda mümkün. Burada bir derdin yoksa kullanabilirsin. Nerede sizi etkileniyor? Hazırladığınız ürün de raf ömrü etkileniyor. Onu birazdan da detaylı anlatacağım. Yani genelde burada en önemli bu konu. Etkisi azalıyor mu sanırım? Yağlara biraz bağlı. Şimdi mesela sabun yaparken raf ömrü nasıl belirtebiliriz veya hangi faktörle raf ömrü ve özellikle bu sarı nokta beneklerde etkileniyor. Şimdi bir sabun karışımda zeytinyağı kullanıyoruz, palmiye kullanıyoruz, Hindistan cevizi yağı mesela da kullanıyoruz. Burada en sıkıntı o faktör sizin kullandığınız nasıl şimdi bunu Türkçe çevireyim? Yani bu yağların farklı farklı raf ömrü var. Şimdi kafamdan atıyorum, aklımdan ezberden bilmiyorum yani. Zeytinyağı 1 sene. Hindistan yağı, ceviz yağı 2 sene. Diyelim Suzan yağı da ekledim. Suzan yağı 3 ay, 6 ay raf ömrü var. Biliyoruz bundan sonra 3-6 ay arasında sonra Suzan yağı acımaya başlıyor. O zaman bütün sabununuz çünkü karışım kullandığınız için 3-6 ay sonra da bozulmaya yani bu beneklere başlayabilir. Çünkü bu en kısa raf ömrü belirten yağ size orada ilk etki başlayabilir ve ilk nokta yani ilk bozulma yani bozulma burada kullanmayız yani ilk acıma bir tane yağ acımaya başlıyorsun tetikleniyor diyelim. Bundan sonra bu reaksiyon daha çabuk gidiyor. Bu yüzden burada yağlara raf ömrüye göre de biraz seçmemiz lazım. Diyorsunuz onu zaten 3-6 ay içinde tüketeceğim, sıkıntı yok. Diyorsunuz beni etkilenmez, koku etkilemez ya da bu nokta beni rahatsız etmezse kullanabilirsiniz. Satışa planlanmak istiyorsunuz ya da daha uzun zaman hediye de vermek istiyorsunuz. Bence kullanmayın. Kendin tüketim için ya da kendin risk için. Şimdi bu raf ömrü, yağların raf ömrünü nasıl uzatabiliriz? İçinde antioksidan katabiliriz. Antioksidanlar genelde yağ çözen bulabilmek için, yani yağ çözenlerde E vitamini ve biberiye yağı mesela. Biberiye uçucu yağ ya da biberiye ekstraktı, yağ bazlı oleosin ekstraktı da kullanabilirsin. Bunlar raf ömrü uzatırlar. Aynı zaman tabii ki her zaman şart olarak burada en ideal saklama koşulları kullanın. Yağların serin, kuru, güneş görmeyen bir yerde saklayın. Bu da önemli. Sabun için de aynı geçerli. Sabun uzun zaman depolamak istiyorsun. En güzel ayakkabı kutusu. Karanlık, serin bir yere koyun. Karton olduğun için tabii ki havada kolay kolay geçebilir. Üstte durunca da bozulma
biraz hızlandırıyor ama çok da değil yani o en son faktörü aralıkla koyabilirsiniz koyun. Diğeri şun bu sarı noktada azalt pardon bu sarı noktada azaltmak veya şey ihtimal en çok düşürmek için nedir? Bu sarı noktalar genelde sıvı yağlarda, yumuşak yağlarda daha çabuk oluşuyorlar. Yani ne kadar az sıvı yağ kullanıyorsak o kadar az bunlardan görüyoruz. Aynı zaman kireçli su kullanıyorsak bu ihtimali yükseliyor. Yani bu yüzden saf suyu, yağmur suyu ya da arıtma suyu, kullanın o ihtimal azalıyor. Diğer tarafta dediğim gibi antioksidantları ilave edin. E vitamini, biber yağı da olabilir. Yağ çizen C vitamininiz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve raf ömrüye göre yağlarımız için. O biraz da yumuşak yağ katı da bu tarafta içinde giriyor. Diğer tarafta güzelce saklayın. Yani iyi bir ortamda saklayın. Bu yüzden banyo her zaman iyi bir ortam olmayabilir bunun için. Başka ne burada? Bence hepsi dolaştım. Yolda biraz kaybettim sanki. Yani eğer aklınıza bir soru daha geliyorsa veya bir şey anlamadıysanız haber verin. Burada da defne tohum yağı acaba raf ömrü ne kadar da bilginiz var mıydı? Aklımda yok ama elimde 2 senelik bir tane defne tohum yağı var. Bu hala iyi. Ya da dediğim gibi o raf ömrü her zaman belli olmuyor. İsterseniz ben sonunda araştırma yapayım. Bunu PM olarak çünkü siz Instagram'da sorduğunuz için yazarsınız cevap yazayım. Yani bunu da bakayım. Başka ne? Başka şu anda dediğim gibi bunda bozulma yani kullanmayın anlamda gelmezler. Genelde sadece bir tane görünüm sıkıntı. Ama dediğim gibi biraz size bağlı. Koku değiştirdiyse kullanmak genelde hoş olmuyor. Hala kullanabilirsiniz. Sabun kalıyor da. Ama yani koku biraz garip. E vitamini veya biberiye ne oranda kullanın? Benim favori miktarım yani gene de en etki görüyorsunuz ve yani ne en çok ne en az ondan miktarım E vitamini için %2 ve biberiye %5 yani 0,5 olarak da kullanın. Güzel. Hem biberi ya koku etkilenmiyor esanslardan hem de güzel sonuçlar alabilirsin. Ha, esans deyince bazı esanslar ve bazı uçucu yağlar bu bozulmada tetiklenebilir. Bu sarı nokta tetiklenebilir. Genelde tam nereden kaynaklanıyor belli olmuyor ama yani bu sabunda oldu, bu sabunda değil ve aynı karışım kullanıyorsanız bakın belki uçucu yağlarda veya kullanırsanızdan kaynaklanıyor. Elimde zaman geçmiş zeytinyağı var. Arap sabunu yapabilir miyim işte? Yapabilirsiniz. Ne oluyor? Yani tekrar koku, tadı isterseniz kontrol edin. Doğal sabun, katı sabun için kullanıyorsanız o da Arap sabunda sıkıntı yaratabilir. Bu yağlara asit oranı yükseldiği için bazen acayip hızlı reaksiyona giriyorlar. Yani normalde zeytinyağı kolayca senelerce karıştırabilirsin. Bir şey olmaz. Ama acımaya başladığın zaman bu reaksiyon artık farklı oluyor ve daha hızlı davranmaya başlıyor. Burada bir tane daha. Birisi doğal defne sabun yapacağım. 20-30 yıl saklamak istiyormuş. Kızın için yaptırıyor. Hatıra kalsın istiyormuş. Dayanır mı diye sordu da. Dayanır. Dediğim gibi normalde zeytinyağlı sabun diyorlar dayanmaz. Bu sabun şimdi 4-4,5 sene. Hiçbir şey yok. Renk biraz değiştirdi. O da zaten uzun zaman sakladığım bir sabunlarda
istediğimiz bir şey. Bu ekşit mi? Hayır. Eskitme. isteyen bir şey. Yani en ideal burada güzelce paketlen. Güzelce paketlen ne demek? Ya da bir kağıtta ya da pamukta sarın onu. Hava girsin yani şey havayla temiz edebilirsin diye. Plastik folyo arasında koyarsanız bozulma ihtiyacı çok daha yüksek. Hem de boya bir şey yapıyorsanız, renk katıyorsanız o zaman onu da kıyafetle de büyük ihtimalle sandığa koymak için kıyafetle de sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden onu da sarma güzel oluyor. Yani yağlı kağıt, pamuk kumaşta, plastik öyle uzun zaman için tavsiye etmiyorum. Başka yok şu anda. Dedim, defne tohum yağ genelde uzun bir raf ömrü var aklımda var da dediğim gibi o şu anda böyle. Tam %100 emin değilim. Ve hatıra yaptığınız için bence bile bozuluyor. Yani koku değiştiriyorsa sıkıntı olmaz. Ha, ben de teşekkür ederim sizi izlemeye geldiğiniz için. Şimdi tekrarlamak istiyorum. Gelecek hafta yayın olmayacak. Büyük ihtimalle ön uyarı veriyorum. Çünkü çocuklarım evde. Bir sonraki hafta ama bu yüzden böyle yani onu şey yokluk neyse anlamadım. Kendimi şimdi kelime bulamıyorum. Yani bir sonraki hafta ikinci ta yani o, okul tatil haftada bir tane canlı workshop olacak. Bu workshopta ama onu önce söylemeyi unuttum. Sadece Facebook'ta tekrar izleyebilirsiniz. Yani Instagram'da tamam canlı yapacağım aynı zamanda ama dediğim gibi Facebook'larda odaklanacağım. Çünkü şu anda görüyorsunuz Instagram beni böyle güzel görüyor. Facebook beni yandan bakıyor. Şimdi tam tersi oldu. Yani bu iki kamera aynı anda beni hala bazen rahatsız ediyor. O da canlı bitkiler, sabun ve kosmetik yapımı içinde nasıl kullanabilen, ne kullanmayayım, ne miktarda yani aklınıza gelen bütün soruları bugünden itibaren de bile paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta bir hatırlama yayınlayacağım. Ve bu canlı workshop ile bir tane kitapçık hazırlayacağım. Bu kitapçık almak istiyorsanız lütfen gelecek hafta yayınladığım haberde altında tıklayın. O da bir tane kayıt yapabilirsiniz. O zaman size bu kitapçık gönderebilirim. Yoksa Facebook üzerinde direkt ya da Instagram üzerinde maalesef mümkün değil. Dediğim gibi başka sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Her zaman bir iki gün içinde en geç gerçekten 2 gün cevap yazıyorum. Facebook'ta yazabilirsiniz. Instagram'da yazabilirsiniz. sabunatelyine.com üzerinde yazabilirsiniz. Destek ve tatlıdilimler.com üzerinde yazabilirsiniz. Her yerde bakıyorum. Ya ben bakmıyorsun, eşim bakıyor. Yani ondan sıkıntı olmuyor. O da artık sabuncu oldu. Başka YouTube'da bunları videolar da koyuyorum. Orada da var. Yani her yerde dağıtmaya çalışıyorum. Tek workshop'la bir hafta boyunca Facebook'ta bırakıyorum. Bundan sonra onları kaldırıyorum. Onda yeni hazırladım. Akademi, sabun atölye akademi için bir parça olacaklar. Ondan haberiniz olsun. O da zaman ilgili büyük inşallah bu ilk baharda sertifikalı kurs açacağım. Bu kadar şu anda. Bence benden başka bir şey yok. Anneler için kolay gelsin gelecek 2 hafta. Anneler olmadığınız için siz çok hala keyifçi kartını ya da tekrar keyifçi kartım. Çünkü bu okul tatiller gerçekten bazen sıkıntı yaratıyor. Benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmüyoruz. 2 hafta sonra görüşüyoruz. Bay bay. Şimdi önce Instagram. Bay bay. End live video. Şimdi Facebook'ta görüşürüz. Kapatamadım. Hadi.
Ha, evet. Touch screen değil. Tamam, şimdi.